Bay Mike, kampımızda ne tür danışmanların çalıştığını biliyor musunuz? Şuna bir bakın. Kızlar, bu da ne demek? Ne demek? Kostüm giymişler. Mahkum kostümleri Bay Mike. Kampımıza dolandırıcıların girmesine nasıl izin verirsiniz? Kızlar, macera olmadan yaşayamıyor musunuz? Bunları nereden aldınız siz? Ne demek nereden aldık Bay Mike? İnternetten. Bir araştırma yaptık. Bay Mike, sorun nedir? Bu sözde danışmanlar çoktan bavullarını toplayıp gitmeliler. Ya da belki polisi aramalıyız. Kızlar, bunlar en iyi danışmanlar ve siz saçma sapan şeylerle uğraşıyorsunuz. Belki de TikTok videoları çekiyorlardı ya da Cadılar Bayramı için giymişlerdir. Ne? Bay Mike? Sizden destek bulacağımızı sanmıştık. Kızlar, hiç çoktan büyük bir olay çıkartıyorsunuz. Tamam Bay Mike, bu kızlar burada sorun çıkardığında çok geç olacak. Ve siz de anlayacaksınız Bay Mike. Hey, Job ve Bob, Summer ve Sana hala aşık mısınız? Ama onlar bizi gerçekten sevmiyor. Onlardan uzak durun çocuklar. Onlar tehlikeli. Yakında haklarındaki her şeyi açıklarız. Sözlerimize inanmaları gerek. Öğretmen Mike bile bizden şüphe ediyor. Evet, tehlikeliler. Ateşli sayılırlar. Kızlar, bunlar en lezzetli atıştırmalıklar. Teşekkürler Cici. Bize biraz daha patlamış mısır ver. Buyurun kızlar, patlamış mısır. Ah çocuklar, merhaba. Merhaba Samırsan. Çocuklar, nereye kaçıyorsunuz? Odamıza gelin. Patlamış mısır ve atıştırmalık aldık. Dışarısı çok sıcak ve yarışmalar sadece akşamları. Ama odamızda klima var. Tamam. Delirdin mi sen? Ben gitmiyorum. Diana zaten benimle konuşmuyor. Hadi patlamış mısır yemeye gidelim bari. Sadece patlamış mısır. Evet Kiril, sadece patlamış mısır. Atıştırır gideriz. Tamam. Anlamıyorum, ne oluyor orada? Summer'la sen basketbolcularla mı? Aşk yuvalarını kurmaya mı geldiler? Summer, sen ne yapıyorsunuz? Hey çilekler. Tamam çocuklar, siz gidin. Biz size yetişiriz. Bu da neydi şimdi böyle? Aklınızı mı kaçırdınız? Size söyledik, basketbolcular dışında kimseye bulaşmayın. Job ve Bob serbest. Ama biz Job ve Bob'u sevmedik. Çünkü çok şaşkınlar. Kesinlikle şaşkınlar. Ama basketbolcular akıllı, sizi çabucak çözerler. Sonra hem siz hem biz. Merak etmeyin, her şey yoluna girecek. Pekala, film izlemeye gidiyoruz. Tavşan kızlar acaba burada ne olduğunu biliyor mu? Muhtemelen henüz değil. Bilseler onlara kabus yaşatırlardı. Ben başka bir şey için endişeleniyorum. Ne demek istediğimi anladınız mı? Hadi Knopa ara. Diana sen arasan. Knopa, Thomas senin erkek arkadaşındı. Aynen öyleydi. Pekala, hadi Knopa zorluk çıkarma, ara. Ona ne söyleyeyim peki? Ona tehlikede olduğumuzu, garip danışmanlar olduğunu, herkesi etkilediğini de söyle. Cidden Thomas'ın bizi kurtaracağını mı düşündün? Hayır Knopa, bizi kurtarmayacak. En azından tavsiye versin. Tamamdır. Alo Thomas, merhaba. Tehlikedeyiz. Kampa gelen danışmanlar hakkında bazı şeyler öğrendik biz. Basketbolcuların onlarla kanka olduğunu, yalnız kaldığımızı söyle. Dinle Thomas, ben olsam seni hiç aramazdım gerçekten, çünkü sen hainsin. Knopa, şu an bundan bahsetmiyoruz. Kapatmak üzeredir. Her neyse, bir araştırma yaptık ve bu danışmanların mahkum kostümleri giydiği fotoğraf bulduk. Ne yapmamız gerekiyor? Thomas merhaba, gelmek zorundasın, korkuyoruz. Her neyse, tavsiye için sağ ol Thomas. Ne dedi o? Polisi aramamız gerektiğini söyledi. Onu değil. Polisi arayacağız. Onlar da kızların sadece TikToker olduğunu söyleyecekler. Ya da Cadılar Bayramı için giyindiklerini. Bize inanmazlar. Dinleyin. Danışmanlara onlar hakkında her şeyi bildiğimizi söylersek. Ya bunun için bize bir şey yaparlarsa? Ne yaparlar? Onlar iki kişi, biz dört. Onlar hakkında her şeyi öğrendiğimizi anlarlar. Eşyalarını alırlar, giderler. Hadi kızlar, biz cesuruz. Herkese haddini bildirelim. Ne de olsa tavşanları. Kesinlikle onlara hadlerini bildirelim. Pekala kızlar, o zaman ne olursa olsun hazırız. Hazırız. Ben de hazırım. Hadi şu danışmanları kamptan kovalım. Kızlar, telefonlar. Aldım. Harika. Onlar odadan çıkar çıkmaz hemen fotoğraflarını çekmeye başlayalım. Neden? Danışmanlara gösterip her şeyi gördüğümüzü söyleriz. Eğer bize bir puan vermezlerse tavşanlara her şeyi anlatırız. En çok puanı toplayıp ödülü alacağız. Çok zekisin. Tamam, şimdilik hoşçakalın. Daha fazla patlamış mısır için geri geliriz ama. Çocuklar, nereye? Bütün patlamış mısırı yediniz. Daha filmi izlemedik bile. Bu filmi yüzlerce kez izledik zaten. Güle güle.
Ah kızım, gittiler. Merak etme, yine dönecekler. Danışmanlar, her şeyi gördük. Her şey burada. Ne olmuş yani? Basketbolcuların gelmesini kıskanıyor musunuz? Bu arada iznimiz olmadan fotoğraf çekemezsiniz. Ama biz istediğimizi yaparız. Yoksa bunu tavşanlara gösteririz. Ama puan için göstermeyebiliriz. Puanlar bizim için, çilekler için değil. Şantaj başlıyor. Biliyor musunuz kızlar? Koşun. Ne? Vay, bunlar gerçekten deli gibi bir şey. Pekala, artık galeriyi boşaltalım mı? Hayır, bunu tavşanlara gösterelim. Danışmanlar bize ihanet ediyor. Bunu Cici'nin önünde mi tartışacağız? Konuşsanız da konuşmasanız da hiçbir yere gitmiyorum. Ben bir çileyim ve sizinle olacağım. O zaman burada konuşulanları kimseye söylememelisin. Tamam, yemin ederim ağzım mühürlendi. Cici, yani bu danışmanlar arkadaşımız. Diğerlerinin buraya gelmemesi gerekiyordu. Daha fazla puan kazanmak ve ödül almak için her şeyi ayarladık. Böyle çılgınca bir numara mı yaptınız? Yemin etmiştin, hatırladın mı? Evet, bu gerçekten çılgınlık. Ama Cici çılgınlığı sever. Kısacası tavşanlar, gübreler, onlara ne diyeceğim bilmiyorum, bir şeyler hissettim. Gerçekten hissettiler. Arkadaşlarımızın geçmişini öğrendiler. Ve geçmişleri korkunç. Yani tavşanlar gübreye dönüştü. Bunu siz mi ayarladınız? Evet, düşünsene, en havalı biz olmak istedik. Sayemizde artık bir inek değil, bir çilek oldun sen. Evet, ben bir çileğim ve annem benimle gurur duyuyor. Merhaba kızlar, havuza gidiyoruz. Bize katılın. Katılmıyoruz. Çünkü siz kafa üstü atlıyorsunuz. Kafa üstü dalmak harikadır dostum. Ve bu çilek botumuz var, ona binebiliriz. Cici, eski sevgilin seni bota bindirebilir. İstemiyorum, bırak kendi binsin. Her neyse kızlar, bir şeyler düşünelim. Çünkü danışmanlarla birlikte buradan atılacağız. Sessiz ol, Bay Mike geliyor. Kızlar, neden oturuyorsunuz? Bugün havuz günü. Hadi yüzmeye gidelim, hadi. Teşekkürler Bay Mike. Bugün kısa sorunlarımız var. Yaz tatilinde sorun mu olur hiç? Keyfinize bakın. Bu gece danışmanlarla ciddi bir şekilde konuşalım. Onlara buraya nasıl geldiklerini hatırlatalım. Kahretsin tavşanlar. Çok geç kaldık. Bizi fark ettiler. Ne yapacağız? Geri mi gidelim yoksa ilerleyelim? Geri mi döneceğiz? Çocuklar, neden duruyorsunuz? Neden donup kaldınız? Buraya gelin, konuşmalıyız. Kaldırın kafalarınızı. Utandığınızı biliyoruz. Musluk bahanesiyle danışmanlara yaptığınız şey hakkında bir şey demeyeceğiz. Ya da oraya niye gittiyseniz? Musluğu tamir etmek için. Tamir ettik ve de. Kaç kere onların odasına gittiniz? Bir kere. Bir daha oraya gitmeyin. Tehlikeli suçlularla aynı çatı altında yaşadığınızı biliyor musunuz? Hadi ama onlar sıradan kızlar. Evet, bir musluğu bile tamir edemiyorlar. Suçlular musluk tamir etmeli yani. Çok tatsınız. Bak nasıl, beğendiniz. Komik mi sizce? Sana bir şey yaptıklarında da komik bulursun. Ne halde olduklarını görmüyor musun? Mahkum üniforması giymişler. Hayır, bu şefin forması. Ve San 5 kilo daha fazla gösteriyor. Ama şimdi hiç fena değil bence. Oo, Timur. Ne Timur'u? Ben gördüğümü söylüyorum. Kısacası artık onlara bulaşmayın. Yoksa kampı onlarla birlikte terk edersiniz. Merhaba tavşan kızlar. Sizi üzmek istememiştik. Ama şimdi basketbolcular danışmanların odasından çıkarken fotoğraf çektik. Gösterebiliriz. Kahretsin. Bugün ne oldu? Yine musluk mu tamir ettiniz? Hayır, sadece patlamış mısır yemeye gittik. Ve hemen döndük, o kadar. Film izlemek istediler ama biz reddettik tabii ki hemen. Harika. Kızlara nasıl hayır diyeceğinizi biliyorsunuz. Gösterelim mi? Hayır, sağ olun, onlara inanırız. Kısacası Diana, bu danışmanlar hakkında bir şeyler yapmalıyız. Bütün puanları çileklere veriyorlar. Bazı yarışmalar adil değil, fark etmediniz mi? Fark ettik portakallar. Anlamaya çalışıyoruz. Portakallar bizim tarafımıza mı geçtiniz? Kısa süre önce çileklerle bir şey hakkında fısıldaşıyordunuz. Çilekler bizimle konuşmak istemiyor. Züppe oldular. Pekala kızlar, gidelim. Hala danışmanları bulmamız gerek. Ve çocuklar, eğer bir daha onların yanında olursanız kamptaki son gününüz olur, tamam mı? Tamamdır. Ama biz bekarız. Siz casuslar, eğer bir daha olursa bu... Her seferinde olacak. Çocuklar, beni bir daha danışmanların odasına götürmeyin artık. Beni de çağırmayın, kızlar posta koyuyor. Bu sanki tuzak gibi. Hadi Smile, sakin ol. İki danışman, iki basketbolcu, ne olmuş yani? Tam bize göre.
Sen bugün makyaj yapalım ki basketbolcular güzelliğimize kapılsınlar. Evet, belki Kiril bugün beni romantik dansa davet eder. Belki öpüşürüz bile. Çok hızlısın. Ne olmuş yani? Pekala, az konuşup çok iş yap. Tamam, yapıyorum. Hakkınızda her şeyi biliyoruz. Lulu ve Lili. Kapıyı çalmalısınız. Her şeyi biliyoruz. Sizi çözdük kızlar. Bavullarınızı toplayın ve gidin. Biz polisi aramadan önce. Ve bu posterleri göstermeden önce siz aranıyorsunuz. Bu hiçbir şeyi kanıtlamaz. Dünyada kaç kişinin birbirine benzediğini biliyor musun sen? Özellikle bir sürü Lulu ve Lili var. Biz Summer ve Sanız. Size hayal kırıklığına uğratmak istemem kızlar ama bunlar biz değiliz. Bana biraz parfüm ver. Burası kötü koktu. İyi denemeydi. Pekala Lulu ve Lili. Neler çevirdiğinizi kanıtlayacağız. Gidelim hadi kızlar. Hadi in. Gidelim. Vay canına, bunu nasıl başardılar? Bilmiyorum. Pekala endişelenme, artık farklı isimlerimiz var. Ya biz olduğumuzu kanıtlarlarsa? İspatlayamazlar. Birbirine bu kadar benzeyen insanlar olamaz. Bu onlar, %100 onlar. Ama bunu nasıl kanıtlayacağız kızlar? Üzerinde çalışacağız. Evet, bu tatilde bizi büyük maceralar bekliyor. Biliyorum, çilekleri preslememiz gerek. Neden çilekler? Onlar çok yakın arkadaşlar çünkü. Çocuklar, bu sahtekarları ortaya çıkarmamız için parmaklarınızı çapraz tutun. Kanalı beğenin ve abone olun, zile basın. Harika yaz bölümlerimizi bekleyin. Bir dahaki sefere görüşmek üzere. Güle güle.